Pekala, 44. sorudayız. Bize ne sormuşlar? 3a kare eksi 24ab artı 48b karenin çarpanlarına ayrılmış hali nedir demişler. Eğer burada x yerine a ve b olması aklınızı karıştırıyor ise, böyle durumlarda şunu düşünmeyi tercih edebilirsiniz. Sen x kareye benziyorsun. Yani bunu x kare eksi bir sayı çarpı x artı başka bir sayı olduğunda nasıl düşüneceksem aynı şekilde düşünüyorum. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Eğer bu aklınızı karıştırıyor ise şimdilik fazla takılmayın. Peki, burada ilk yapmak istediğim şey a kareli terimin kat kurtulmak. Çarpanı olan bir sayı bulabiliyor muyuz? Düşünelim. Evet, tabii ki. Bunların tümü 3'ün katı öyle değil mi? 3, Üç, 3'ün katı, Hatta bir katı 24, 3'ün 8 katı ve 48, 3'ün 16 katı. Buna göre burayı 3 parantezine alabiliriz. Evet şimdi bunu yapalım. Yani bu eşittir. 3 çarpı a kare eksi 8ab. 24'ü 3 ile bölersek 8 eder ve bunun önünde bir eksi var. Artı 48 bölü 3 16'dır. Burası da 16b kare. Şimdi bunu çarpanlarına ayırabilmek için iki sayı düşünmeliyiz. Bir saniye, daha anlaşılır olması adına şöyle yazayım. Eğer a'yı bağımsız değişken gibi düşünürsek bunu yapmanız gerekmiyor ancak sadece düzgün şekilde göstermek istedim. 3a kare eksi 8b çarpı a artı 16b kare. Evet, eğer a kareyi bir çeşit bağımsız değişken veya x terimi gibi düşünürsek bu a'ya bağlı ikinci dereceden bir form aldı şu anda. Şöyle düşünmeliyiz şimdi. Toplamı eksi 8b olan iki sayı arıyoruz. Ve bu iki sayıyı çarptığımızda da 16b kare olmalı. Öncelikle doğal olarak bu sayı b türünden olmalı öyle değil mi? Çünkü bunları topluyorum ve b'li bir değer elde ediyorum. Ve çarpınca da b kareli bir şey elde ediyorum. Kat sayılara da bakınca aynı sayıyı iki kez kullandığımızı düşünebiliriz. Başka türlü olsaydı burada tam kare olması saçma olurdu. Şimdi hangi iki sayıyı toplarsam eksi 8 eder ve aynı zamanda karesi 16'dır. Eh eksi 4 değil mi? Eksi 4 eksi 4 eksi 8'dir ve eksi 4'ün karesi de 16'dır. Yani bahsettiğimiz sayı eksi 4b. Evet, eksi 4b artı eksi 4b eşittir eksi 8b ve eksi 4b'nin karesi eşittir 16b kare. Yani bunu çarpanlarına ayırabiliriz. 3 çarpı, rengi değiştireyim, 3 çarpı sayının eksi 4b olduğunu söyledik. Bunu iki kez topladığınızda eksi 8b elde ediyorsunuz. Karesini aldığımızda da bunu elde ediyorsunuz. Yani 3 çarpı a eksi 4b çarpı a eksi 4b. Ve bu C seçeneği. Peki sonraki soru. Ee, 40, 45'i atladım galiba. Evet, evet 45'i atlamışım. 45'i kopyalayıp buraya yapıştıralım soruları atlamayalım. 45. soruyu kopyalayacağım, yapıştıracağım. Evet, belki bunun üstünde yapabilirim. Bunu silebiliyor muyum bir bakalım. Buna bakın, tamam şimdi 45'i yapıştırabilirim ve ve başlamaya hazırız. Aşağıdakilerden hangisi x kare eksi 11 x artı 24'ün çarpanlarından biridir diyor. Bunu yapmanın pek çok yolu var. Bunu çarpanlarına ayırabilirsiniz. Bu en kolay yol. Veya kök bulma formülü yardımıyla köklerini bulabilirsiniz. Ama biz doğrudan çarpanlarına ayıralım. Önce bu ifadeyi yazayım. x kare eksi 11 x artı 24. Son yaptığımız sorudaki gibi topladığımda eksi 11'e eşit olan ve çarptığımda artı 24'e eşit olan iki sayı arıyoruz değil mi? Aradığımız şey bu. Öncelikle eğer bunları çarparak 24 elde ediyorsam bu sayıların her ikisi de pozitif olmalı veya bu sayıların her ikisi de negatif olabilir. Bu negatif bir sayı. Bunun negatif olması bana bu sayıların ikisinin de pozitif olamayacağını anlatıyor. İki pozitif sayıyı toplayıp negatif bir sayı elde edemeyiz öyle değil mi? Buna göre demek ki iki sayı da negatif olmalı. Hangi iki negatif sayıyı topladığımızda eksi 11'e ve çarptığımızda 24'e ulaşırız? Sanırım hemen buldunuz. Bu sayılar 8 ve 3 olmalı çünkü eksi 8 artı eksi 3 eksi 11'e eşittir ve daha sonra eksi 8 çarpı eksi 3 artı 24'e eşittir değil mi? Yani bunu x eksi 8 çarpı x eksi 3 olarak çarpanlarını ayırabiliriz ve eğer seçeneklere bakarsak seçenekler arasında evet burada x eksi 3 var ve tabii Burada aklınızı karıştırmayın. Bize denklemi çözün dememişler. Değil mi? Bu sadece bir ifade. Eğer bir eşittir koyarsak o zaman bu bir denklem haline gelir. Daha sonra eğer bunu sıfıra eşitlersek bu durumda bu denklemin çözümlerinin evet bunu doğru kıldığını söyleyebiliriz. O durumda çözümler eksi 8 ve eksi 3 olmayacak. Çözümler bunu sıfır yapan değerler olacak. Yani x eşittir 8 bunu sıfır yapacak veya x eşittir 3 bunu sıfır yapacak. Her neyse. Ben sadece konuyu biraz daha genişletiyorum. Aslında soruda bize sordukları bu değil. Ancak sanırım bazen insanların aklı karışıyor. Bu sebeple üstünden geçmek istedim. Peki, şimdi 46. soru. Aşağıdakilerden hangisi 9t kare artı 12t artı 4'ün çarpanlarına ayrılmış halidir demiş. Şimdi bu oldukça ilginç. Zira bu ifadeye baktığımda ilk bakışta ortak bir çarpan gözüme ilişmiyor. 9, 12 ve 4. Bunların ortak bir çarpanı yok. Yani ortak parantez yok. Bu biraz bu biraz karmaşık. T karenin katsayısını bir yapamadım. Bunu düşünmenin en iyi yolu şu t karenin katsayısına bakıp bu tüm ifade eğer bunu iki çarpana ayırmaya çalışsaydık veya bir tam kare yapsaydık bu bizim ilk terimimiz olacak. Yani buna göre 3t gibi bir şeyle uğraşacağız. 3t artı bir sayı. Diyelim ki artı a çarpı 3t artı b. Şimdi bunu çarpanlarına ayırıp neler olduğunu görebiliriz. Tabi şunu da aradan çıkaralım. Bize çoktan seçmeli bir soru vermişler. Sadece seçenekteki ifadeleri çarpıp doğru sonucu bulabilirdik. Ancak bize bu seçenekleri vermemişler gibi davranalım. Seçenekler yokmuş gibi. Sadece seçenekleri test etmeyelim şimdi. Evet, devam edelim. Eğer bunu çarparsak 3t çarpı 3t 9t karedir. Daha sonra 3t çarpı b yani artı 3bt artı 3at artı a çarpı b. Buna göre bu 9t kare artı şimdi ne ekliyoruz bakalım. 3 çarpı a artı b t diyor. Sadece bu iki terimi topladım ve 3 parantezin aldım o kadar. Artı A, B. Şimdi karşılaştırma yapabiliriz değil mi? A artı B çarpı 3 eşittir 12 diyebiliriz. Buna göre A artı B neye eşittir? Evet, buradaki katsayının tamamı 12 idi. Yani A artı B 4'e eşit olmalıdır. Çünkü 4 çarpı 3 12'dir. A artı B eşittir 4 ve ayrıca A çarpı B de 4'e eşit öyle değil mi? Hem topladığımda hem de çarptığımda 4 elde ettiğim sayılar 2 ve 2. Bunların her ikisi de 2. Yani eğer bunu tam olarak çarpanlarına ayırırsam, 3t artı 2'nin karesini elde ediyorum. Çünkü bu terimlerin her ikisi de aynı şeydir. Ve bu da a seçeneğidir. İşin aslını isterseniz bu soruyu çözmenin çok daha hızlı bir yolu bunu çarpıp cevabı budur demekti. Her neyse, şimdi sıradaki soru. 32 eksi 8 z kareyi çarpanlarına ayırınız diyor. Şimdi önce bunun üstünde biraz düşünelim. Öncelikle ilk yapmak istediğim şey gene bunların hepsini bölebilecek ortak bir çarpan bulmak. Şimdi bunu yapalım. 32 eksi 8 z kare. Bunların ikisi de 8'in katı öyle değil mi? O halde 8 parantezini alalım. Aslında eksi 8 parantezini almak daha iyi olacak değil mi? Sizin için böyle yaptığımı göstereceğim. Çünkü z karenin pozitif olmasını istiyorum. Evet eksi 8 parantezine alalım. Sadece 8 çarpanını ayırabilirdiniz ama neyse. 32'yi eksi 8'e bölersek ne elde ederiz? Eksi 4 elde ederiz değil mi? Ve bu durumda eksi 8 z kare bölü eksi 8 artı z karedir. Şimdi bunu yeniden düzenleyebiliriz. Böylece bu eksi 8 çarpı z kare eksi 4 olur. Şimdi bunun tekrar üzerinden geçeceğim. Zira bu bir cebir bir dersi. Belki bu konuyu tam bilmiyor olabilirsiniz ancak genel olarak eğer bunun gibi bir şey görürseniz a artı b çarpı a eksi b. Bu size bunları çarpmak için iyi bir egzersiz olabilir. Ancak bu eşittir a kare eksi b kare. Çünkü ortadaki terimler birbirini götürecek. Bunu mutlaka dağıtıp görün. İyi bir egzersiz olacak. Buna göre bu da aynı özelliğe sahip. Bu a kare eksi b karedir. Bu bir tam karedir. Bu durumda buradaki eksi 8 çarpı bu a kare eksi b karedir. Buna göre a z'dir ve b 2'dir diyebiliriz. Çünkü bu durumda z kare eksi 2'nin karesi, evet z kare eksi 2'nin karesi elde ederiz ve bu da 4'tür. Buna göre bu z artı 2 çarpı z eksi 2'dir. Bu muhtemelen bu çarpanlarına ayırma alıştırmalarında en sık göreceğiniz şeydir. Bunu bir kalıp olarak göreceksiniz. A kare eksi B kare. Bunu gördüğünüz gibi hemen tanıyacaksınız bunun A artı B çarpı A eksi B olduğunu kendi kendinize kanıtlayabiliyor olmalısınız. Veya bu durumda Z artı 2 çarpı Z eksi 2. Ve burada Z eksi 2 bu oldukça ilginç. Seçenekler arasında tam olarak yazdığımı görmüyorum. Eksi 8 var. Ancak biz onun yanına z artı 2 ve z eksi 2 istiyoruz ancak seçeneklerde bu yok. O halde yapmam gereken ufak bir şey var. Bunların hiçbirisine sahip değiller ancak belki de vardırlar. Eksinin bu diğer terimlerden birisiyle çarpılmasını istiyorlar herhalde değil mi? Buna göre yapabileceğimiz şey eksiyle çarpmak. Çünkü çarpma işlemi değişme özelliğine sahip. Hangi sırayla yaptığınız fark etmez. Buna göre bunu 8 çarpı z artı 2 çarpı eksi 1 çarpı z eksi 2 olarak tekrar yazabiliriz. Ve bu durumda bu 8 çarpı z artı 2 haline gelir. Bu eksi 1 değil, bu çarpı eksi 1 çarpı eksi z artı 2. Ve sanırım bu buradaki seçenek. Evet, doğru. Buna göre bunu 8 çarpı 2 artı z, sadece yeniden düzenliyorum, çarpı 2 eksi z olarak tekrar yazabiliriz ve bu durumda cevap B seçeneği olur. Ve gerçekten bize verilmiş olan seçeneklere göre eğer başta 8 çarpanını kenara çekseydik işler çok daha kolay olacaktı ve hemen 2 artı z, 2 eksi z'yi elde edecektik. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere.